Bugün 4 Mayıs 2023, kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de seçim mitingi düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Akşener, Edirne'nin tarıma, sulamaya ve sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, hangi barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum ifadelerini kullandı. Edirneli kardeşlerim, Edirne'nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, hangi barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Edirne'de miting düzenledi. Kentte yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, Saraçlar Caddesi'ne kurulan platformdan binlerce kişiye seslendi. Akşener, bugün patates soğan yemeyenler Sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler ifadelerini kullandı. Yaşını başına almış bir arkadaşımız, aynı zamanda çok enteresan, aynı zamanda başbakanlık yaptı. İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymişiz. Yani burayı şereflendiren sizler işgal güçlerisiniz. Çünkü muhalefete oy vereceksiniz. Bay Kemal'e bir oy vereceksiniz, bir oy da Meral'e vereceksiniz. Dolayısıyla siz oldunuz işgal güçleri. Siz oldunuz işgal güçleri. Yahu arkadaş, sen ne oldun? AK Parti'ye oy verirseniz siz istiklal mücadelesi yapanlarsınız. Bugün bunların başındaki Recep Bey çıkmış, diyor ki bir soğana, bir patatese beni, liderinizi kurban etmeyin. Buradan söyleyeyim Recep Bey, patates, soğan, güle güle Erdoğan. Patates, soğan yiyemeyenler Sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler inşallah. Akşener, Edirne'de tarıma dair ne kadar bitirilmeyen proje varsa Millet İttifakı olarak bitireceklerini de sözünü verdi. Bakın, aldıkları her yanlış karar Türkiye'yi bir yere getirdi. 2002 yılında 50 kuruş veriyordunuz, bir deva alıyordunuz. Pardon, 50 kuruşa bir leva alıyordunuz, evet. 1 liraya 2 leva. Bugün 11 lira veriyorsunuz, 1 leva alıyorsunuz. Dün Edirneliler, siz gidiyordunuz Bulgaristan'a. Bugün Bulgaristan'dakiler geliyor burada alışveriş yapmaya. Elbette alışveriş yapsınlar, benim ona itirazım yok. Ama alım gücünüz gitti. Tarım şehri Edirne, doğru mu? Sulama kanalları zali oldu mu kardeşim? Yok. Ergene temizlendi mi? Pirincin, Türkiye pirincinin %50'sini siz yetiştiriyorsunuz. Ama ki nerenin pirinci satılıyor tarım kredi marketlerinde? Yunan pirinci. Yunanistan'ın pirinci. Efendim, Kanada'nın mercimeği. Sırbistan'ın eti, Türkiye'nin her tarafı için konuşuyorum. Ama Edirne'nin veya bir başka şehrin çiftçisi oturup ağlasın. Bakın. Sırplar kazandı, Venezuelalılar kazandı. Hah, işte. Şimdi bakın. Et ithal. Mercimek ithal. Nohut ithal. Buğday ithal. Mısır ithal, efendime söyleyeyim, pirinç ithal, ya saman ithal, hayvan ithal, et ithal. Ya arkadaş, ithal etmedin ne kaldı? Biraz akıl, biraz bilim, biraz hukuk, biraz adalet ithal etsene. Hem onlar bedava. Biraz akıl, biraz bilim ithal etsene. Edirneli kardeşlerim, Edirne'nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, hangi barajı varsa biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum.
Akşener bir ay içerisinde 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını da ifade etti. Sizin iradenizle, sizin iradenizle, sizin oylarınızla 100 bin öğretmen atayacağız. Demin söyledim, bütün köy okullarını tarım için köy okullarının tamamını açacağız. Bir ziraat mühendisi, bir veteriner, tekniker, öğretmen atayacağız ve taşımalı eğitime son vereceğiz. Ve bir ay içerisinde daha sonraki aşamada 150 bin öğretmen daha atanacak. Mülakat kalkacak ve gençlerimizin umudu, yeniden bu ülkeye umudu yeniden inşa edecek. Hukuk, adalet... Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, dayanışma konserlerinin ilkini Edirne'de gerçekleştirdi. Konserde acı, hüzün ve umut bir arada yaşandı. Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı özel ödülü alan Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybetmişti. Depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması adına Türkiye genelinde konserlere başlayan koro, birlikte daha güçlü sloganıyla ilk konserini Edirne'de verdi. Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitiren tüm deprem şehitleri anısına şarkılar seslendiren koro, duygu dolu anlar yaşattı. Konserde depremin olduğu 4.17 saati sahneye yansıtıldı. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Depremde yaşanan acıları anlatan slide gösterisinde ise izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Depremlerde yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sporcuları, Melekler takımı içinse Mausta Limanı şarkısı seslendirildi. Şarkı sırasında depremde hayatını kaybeden sporcuların isimleri ve fotoğrafları perdeye yansıtıldı. Konserde acı, hüzün ve umut adeta bir arada yaşandı. Konseri izleyenler Antakya Medeniyetler Korosu'nu ayakta alkışladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yaptığı açıklamada deprem yaralarının el birliğiyle sarılacağını söyledi. 6 Şubat gecesi yaşanan büyük felaketin izlerini elbette ki tek seferde silmek mümkün değil. Kapanması uzun ve şifalı bir yolculuk gerektirir. Bu yolda ise en büyük arkadaş sanattır. Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve yeniden ayağa kalkarak yaralarını sarmaya çalışan Medeniyetler Kurosu ailesine ait. Bu koca yörükte kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte Medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturma gayretiyle buradalar. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 6 Şubat sabahından itibaren Edirne'nin yaraları sarmak için adeta seferber olduğunu belirtti. Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldık. O sabah saat 7.30'da Sayın Valimizle buluştuk. 8.30'da Edirne Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi buradan araçlarıyla beraber yola çıktı. Ve yine o gün yaptığımız çağrıya Edirnelilerden adeta bir yağmur gibi yardımlar gelmeye başladı. Bu binanın giriş katında çok kısa sürede, belki inanmayacaksınız, yaklaşık 1000 gönüllü toplandı. Tam 1000 gönüllü. Bir tarafta gelen yardımları alanlar, bir tarafta onları tasdik edenler, bir tarafta kolleyenler,
Bir tarafta deprem bölgesine göndermek için araç temin edenler ve tüm Edirne 7'den 70'e deprem bölgesine yardım için can siperhane bir şekilde çalıştı. Ben 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Dünya tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşadık. Temennimiz bunun tekrar etmemesi ama tekrar etme olasılığına karşılık da tüm tedbirleri almak hepimizin asli görevi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da deprem sonrası oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Hayatını kaybeden başta konu üyelerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımıza, canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan bir kere daha rahmet diliyorum. Allah bu büyük milleti bu şekilde büyük felaketleri bir daha göstermesin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Edirne'deki 32 diyabet hastasına koldan ölçüm sağlayabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı. 14 gün boyunca sürekli şeker ölçen, artık parmak delmeye gerek duymayacağınız bir sistematiğe sahip. Dolayısıyla çocuklarınızın parmakları, parmak uçları rahatlayacak. Bununla birlikte diyabetli aileler bilir, çocuklarını uyandırıp şekerlerini ölçmek durumunda kalıyorlar. Artık onlar uyurken dahi şekerlerini ölçebileceksiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardım programı kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde 0-22 yaş arası tip 1 diyabet tanısı almış kişilere yönelik glikoz ölçüm cihazı ve sensör desteği verileceği açıklanmıştı. Yardım programı kapsamında Edirne'deki 32 diyabet hastası çocuk ve genç için koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı ve sensör dağıtımı gerçekleştirildi. Karaağaç gölgesinde yaşaran Umutlar Projesi uygulama binasında hizmet veren Lalal Kafe'de düzenlenen programda diyabet hastası çocukların ailelerine cihazlar dağıtıldı. Programa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, kurum müdürleri, firma yetkilisi Togay Dercan ve vatandaşlar katılım gösterdi. Firma yetkilisi Togay Dercan, kola takılarak cep telefonuna okutulan sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapabilen cihazı ailelere tanıttı. 14 gün boyunca sürekli şeker ölçen, artık parmak delmeye gerek duymayacağınız bir sistematiğe sahip. Dolayısıyla çocuklarınızın parmakları, parmak uçları rahatlayacak. Bununla birlikte diyabetli aileler bilir, çocuklarını uyandırıp şekerlerini ölçmek durumunda kalıyorlar. Artık onlar uyurken dahi şekerlerini ölçebileceksiniz. Aynı zamanda şu anda 6 yıldır firmanın Türkiye genelinde sağladığı versiyonun bir üst versiyonunu Aile Bakanlığı sizlerin çocukları için istedi ve onu getirdik. Bu üst versiyonda şeker seviyesi düştüğünde veya şeker seviyesi yükseldiğinde sesli alarm sistemi var. Dolayısıyla çocuğunuz bunu fark edecek. Düşükse düşük, yüksekse yüksek, neyse onu görecek. Dolayısıyla siz de bu konuda rahat olacaksınız. Aynı zamanda da çocuğunuz şekerini ölçtüğünde siz nerede olursanız olun, çocuğunuz nerede olursa olsun sizlerin telefonuna da çocuklarınızın şeker verileri gelebilecek. Herhangi bir sosyal medya uygulaması, WhatsApp, Instagram, TikTok veya YouTube gibi bir şey izleyemeyecekler, açamayacaklar. Dolayısıyla bu evde çocuğun yanında bulunması gereken şeker ölçüm cihazından farklı bir cihaz değildir. Sensörümüz 1 liralık madeni para boyutundadır sadece. Ufak bir cihazdır. Takıldığı andan itibaren vücut sıvısına temas eder ve her dakika ölçüm yapmaya başlar. Düzenli olarak, yani çocuğunuz oyun oynarken, yemek yerken, ders çalışırken de düzenli olarak otomatik koldaki sensör ölçümünü yapıyor zaten. Ve her 15. dakikada otomatik kaydediyor. Çocuklara kalan tek şey cep telefonlarını çıkarıp kollarındaki sensörleri üstüne yaklaştırmak olacak. Bunun sınırı yok efendim. İstedikleri sıklıkta yapabilirler. Ama Türkiye genelinde diyabeti takip eden kılavuzlar, doktorlar derler ki günde en az 10 defa ölçüm yapmanız lazım. Ama bunu parmak ucuyla söylüyorlar. Hazır hali hazırda bu kadar kolay ölçüm yapabilen bir cihaz varken açken, tokken, birinci saat tokluk, ikinci saat tokluk, öğün öncelerinde, gece uyurken aileler yapabilir bunu. Mümkün olduğunca fazlaca ölçüm yapmakta
fayda var. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise 0-22 yaş grubu dışında kalan kentteki diğer diyabet hastaları için de önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Tabii burada biz ne kadar empati yapmaya çalışırsak çalışalım, bu hastalıkla yaşayan, bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımız ve ailelerimiz bunun neyle karşı karşıya olunduğu duygusunu bizlerden çok daha iyi hissediyorlar. Yıllardır bu mücadelenin içerisindeler. Biz de zaman zaman sosyal medyadan, zaman zaman programlarımızda kendileriyle karşılaştığımızda bu talepleri kendilerinden alıyorduk. Çünkü çocuklarımızın sürekli parmaktan bir kan kontrolüne tabi tutulması gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir durum. Bu durumun önüne geçebilmek için zaten biraz önce firma yetkilimiz de iletti. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni usuller ve esaslar belirlenmişti ama siz de takdir ederseniz herkesin bu imkanlara erişim imkanı da yok. Bu noktada devletimiz yeni bir karar aldı. 7 Mart tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı makamının onayıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 11-13 Mart tarihinde yayınlanan yardım duyurusuyla beraber de bu usul ve süreç belirlenmiş oldu. İlimiz genelinde de sosyal anlaşma vakıflarımız tarafından gerekli başvurular alındı ve kontroller sağlandı. Bugün itibariyle 32 tane hak sahibi ailemiz var. Bundan sonra bu ailelerimizin bu şeker ölçümleriyle ilgili olarak, tip 1 diyabetle ilgili olarak kontrol edilecek tüm cihazları, ekipmanları ve diğer unsurları 2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu gerçekten son derece önemli bir adım. Bu adımın hayata geçmesinde emeği olan başta bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız ve buradaki görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizin de gerçekten bu hizmeti önemsediğini düşünüyorum. Tabii ilimizde sadece bu 32 ailemiz yok. 32 çocuğumuz yok. Bu programın kapsamı 0-22 yaş grubu arası. Bu yaş grubunun dışında olan da var, içinde olan da var. Şehrimizde daha çok aile var. İnşallah onu da İshak Bey'le, İshak Hocamızla da zaman zaman konuştuk. Belki özel idare kaynakları, belki diğer kaynaklarımızı seferber ederek tamamını karşılayamasak bile belli ölçekte o ailelerimize de destek olup tüm tip 1 diyabet hastası çocuklarımızı, vatandaşlarımızı bu kapsama alma arzusundayız. Belki yarısını karşılayacağız, belki diğer miktarını karşılayacağız ama inşallah sadece bu 32 aileyle de bırakmayacağız. İlimizde yaşayan ve bu hastalıkla mücadele eden tüm aileleri inşallah bu kapsamın içerisine dahil etmiş olacağız. Ben her birinize buraya katılım sağladığınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz özveriden, mücadeleden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla anneler var burada. Bu mücadele biraz daha annelerin üzerinden gidiyor. Anne fedakarlığının üzerinden gidiyor. O anlamda da hepinizin yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Bugüne kadarki özveriniz için herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte bakanlığımızın desteğiyle, sosyal anlaşma bakımımızın desteğiyle, valimizin desteğiyle bu mücadelede yalnız değilsiniz. Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık tarafından cihazlar ailelere teslim edildi. Edirne'de polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada değeri 10 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi. Hedef araç uygulamasını fark etti, tahliye oraya geldi. Ekiplerimiz can güvenize dikkat ederek araç müdahale edin, tamam. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri İstanbul Edirne Otobanı'nda şüpheli bir tırı takibe aldı. Fark etti, tahliye oraya geldi. Ekiplerimiz can güvenize dikkat ederek araç müdahale edin, tamam. HE idaresindeki tır, havadan drone destekli olarak yapılan takip sonucu durduruldu.
Yapılan arama sonucu 1800 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ve 864 bin adet gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan tır sürücüsü H.E. hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yarın başlayacak Kakao ve Hıdrellez şenlikleri öncesi bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Kırbıyık mesajında, hep birlikte coşkuyla, sevinçle, gönül gönüle Kakao ve Hıdrellez'i kutlayacak ve binlerce yıllık geçmişe dayanan bu değerli kültürel mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kakava ve Hıdrellez şenlikleri nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Kırbıyık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Değerli Edirneliler, kültürel ve toplumsal hayatımız için özel anlam taşıyan birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin simgesi Kakava ve Hıdrellez şenliklerine sizlerle birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Kakava ve Hıdrellez, Edirne'mizde yurdumuzun dört bir yanından gelen misafirlerimizle birlikte bir şenlik havasında, bir bayram havasında büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Yine 5 Mayıs'ta ilimize gelen kıymetli misafirlerimizle saray içinde bu coşkuya ortak olacağız. Kakava ateşimiz bereket için, bolluk için, sağlık için, barış için, mutluluk ve huzur için yanacak, dilekler dilenecek. Niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak ve Edirne'miz birbirinden güzel çiçeklerle donatılacak. Hep birlikte coşkuyla, sevinçle, gönül gönüle Kakava ve Hıdrellez'i kutlayacak ve binlerce yıllık geçmişe dayanan bu değerli kültürel mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kadim tarihinden gelen değerlerine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, atalarımızdan aldığı kültürel mirası daima özenle yaşatarak gelecek nesillere aktaran siz değerli hemşerilerimin Hıdrellez ve Kakava şenliklerini kutlar, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakao ve Hıdrellez şenliklerine kısa bir süre kala şehir merkezindeki şekerlemeciler üretimi iki katına çıkardı. Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakao ve Hıdrellez şenlikleri için hazırlıklar başladı. Edirneli şekerlemeciler de kente gelecek turistler için Osmanlı lezzeti olan devayı misk ve portakallı hıdrellez kurabiyesi üretirken kavala, badem ezmesi gibi lezzetlerinde üretimini arttırdı. İşletme müdürü Pınar Karaca, Hıdrellez ve Kakava şenliklerine hazır olduklarını ifade etti. Çok yoğun yerli ve yabancı turistlerin geleceği bilgisini aldık. Biz de onların taleplerini karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleneksel lezzetlerimiz yine var. Kavala kurabiyemiz, badem ezmemiz, lokum çeşitlerimiz. Ama bunların yanında geçmişten gelen anne kurabiyemizi biz Hıdrellez kurabiyesi olarak tekrar özdeşleştirdik. Ona yeni tatlar kattık. Limon kabukları, portakal kabukları, devamis baharatlarını ekledik. Sonra bunların dış görsel kutularını çiçeklerle renkli bir şekilde süsledik. Misafirlerimiz için raflarda yerlerini hazırladık. Bu sene daha hareketli olacağını gözlemliyoruz. O şekilde bilgiler aldık. Çünkü insanlar böyle eğlenceleri, böyle şenlikleri özlediler. Biz de özledik. Bütün misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz önce yemeğini yiyor, Edirne'mizi geziyor, sonra geleneksel lezzetlerden alıyorlar. Giderken misafirlerine götürüyorlar. Umarım hepimiz için güzel, verimli bir şenlik olur. Çalışanlardan Ayten Arıcı ise kente gelecek misafirleri mutlu etmek için çok çalıştıklarını ifade etti. Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurabiyelerimizi yapıyoruz. Gelen misafirlerimizin hedeflediği kitleyi aşmaya çalışıyoruz. Ve çok güzel tatlı tatlı kurabiyeler hazırlıyoruz. Portakalımız var, limonumuz var. Devai mixli kurabiyemiz var. Bu yönlü çok çeşitli kurabiyelerimiz mevcuttur. Neredeyse iki katından fazla çıkıyor. Gecemizi gündüzümüze katıp gelen misafirlerimizi hoşnut bir şekilde göndermeyi düşünüyoruz. Cuma
Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edirne Kapalı Cezaevi yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki MNÖ ile ZG'nin bulunduğu motosiklete sokak köpekleri saldırdı. Motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen EB idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 41 kuruş, en yüksek 6 lira 49 kuruş, ortalama 6 lira 45 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise ortalama 10 lira 80 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 72 lira 20 kuruş, en yüksek 125 lira, ortalama 101 lira 47 kuruş. Düve en düşük 72 lira 80 kuruş, en yüksek 95 lira 50 kuruş, ortalama 87 lira 59 kuruş. İnek en düşük 68 lira, en yüksek 95 lira 20 kuruş, ortalama 82 lira 86 kuruş. Koyun en düşük 31 lira, en yüksek 53 lira, ortalama 46 lira 83 kuruş. Süt kuzusu en düşük 85 lira, en yüksek 98 lira, ortalama 93 lira 76 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Koca Sinan Mahallesi No 13'teki Baca Eczanesi. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'ndeki Denizli Eczanesi. Serbest piyasada dolar 19 lira 49 kuruştan, euro 21 lira 54 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1275 lira 23 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4543 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.